duyuyoruz. Ama en az sorduğumuz şey ne? Hani ister bir genç olsun, ister bir ergen olsun, ister bir yetişkin olsun, insanoğlunun en çok yakındığı şeylerden bir tanesi kendimiz olmasına izin verilmemesi veya kendimizi özgürce ifade edemediğimiz gibi şikayetlerdir. Ancak bu gibi şeyler söz konusu olduğunda hiçbirimiz hemen hemen peki kendini ifade etmek isteyen bu kendi nedir? Bu nasıl bir şey? Bunu tanıyor muyum acaba? Çoğumuz çünkü şunu söylüyoruz işte bugünkü aklım olsaydı şunu yapmazdım. Bugünkü aklım olsaydı şöyle davranmazdım. İşte çok değiştim dediğimiz çok değişken bir mekanizmaya mı biz kendimiz diyoruz? Neye kendimiz diyoruz? Kendim dediğim şey nedir? Eğer bu kendim dediğim şeyi gerçekten tespit edemezsek, gerçekten kendimizin ne olduğuna dair gerçekçi ve net bir noktaya varamazsak, ömrümüz kendimiz zannettiğimiz şeyi ya kendimize ispat etmek, ya başkalarına ispat etmek ya da onun istek, arzu ve heveslerini gerçekleştirmeye çalışmakla geçecektir. Yani birçok sufi bilgenin hayatında şuna rastlarız. İşte bütün ömrümü boşa harcadım ve kendimi aramaya koyuldum der. Bunun aslında hissettirdiği, idrak ettirdiği şey yıllarca kendimiz olmadan yaşayabilme tırnak içinde imkanına sahip olmamızdır. Yani ölünceye kadar kendimizi gerçek anlamda kendimizi bilmeyebiliriz. Fark etmeyebiliriz, unutabiliriz. Ölünceye kadar uykuda olabiliriz. İşte peygamberin her insan için söylemediği ama insanların önemli bir çoğunluğu için söylediği bir sözdür. İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar. Tabii ki bu herkes için söz konusu değildir. Bu aslında bize neyi anlatıyor? İnsanın aslında kendi derken yanlış bir şekilde, imajinatif bir şekilde birçok şeye kendi diyebilme tuzağına düşebilme ihtimalini gösteriyor. Yani bizler birçok şeye kendimiz diyebiliyoruz. Bazen 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuk bana karışma, ben kendimi biliyorum, ben ne istediğimi biliyorum der ve o yaşta bir arzusunu, bir isteğini, bir beklentisini kendi olarak algılayabilir, kendi olarak tanımlayabilir. Bu hepimizin geçtiği bir süreçtir. Dolayısıyla aslında birinci olarak bizler ilk adımda bedenimiz üzerinden bir kendilik tanımı yapıyoruz. İşte kendimizi iyi, güzel, çirkin, yakışıklı, kısa, uzun, işte karşı cinsin beğendiği, beğenmediği, çekici olan, olmayan gibi bedenle ilgili bir kısım özellikleri kendimiz diye algılarız. Geçen de bir kısa videoda gördüm. Çok yani benim de çok defa söylediğim bir şeydir. İsmet Özel diyor ki yani aynada diyor ben kendimi göremem diyor. Ayna bana kendimi gösterebilen bir şey değildir. Ben kendimi görmek için aynaya bakmam. Çünkü ayna bana kendimi göstermez. Bir ayna size kendinizi göstermez diye ısrarla vurguluyor. Tabi dinleyen televizyon sunucusu da pek bir şey anlamıyor. Aslında çok doğru ve çok aslında basit ve çok doğru bir şey söylüyor.
Yani ayna sana kendini göstermez aslında. Ayna sana neyi gösterir? Ayna sana elbiseni gösterir, bedenini gösterir. Ayna asla sana kendini göstermez. Ama bir insan kendini aynada gördüğünü zannedebilir. Ama aynada gördüğü şeyin bir eklentisi olduğunu, yani ona iliştirilmiş olan bir şey olduğunu fark ettiğinde bedeni sadece kullandığı bir aygıta dönüşür, kullandığı bir araçtır. İşte Yunus Emre'nin ifadesiyle dünyaya gelirken anne karnında ete kemiğe bürünürsün ve dünyaya öyle gelirsin. Ete kemiğe büründüğünde, büründüğün o etin kemiğin kendin olduğunu düşünmemen umulur. Ama özellikle tabii ki son yüzyılda bu beden saltanatı mı diyelim veya bedenin hakimiyeti çok güçlendirilmiştir. Tabii ki herkes kendini beden olarak görünce siz de bundan şüphe etmiyorsunuz. Siz de aynı illüzyona çok doğal bir şekilde katılıyorsunuz. Ve o illüzyonu bir ömür boyu devam ettirebilirsiniz. İşte bedeninizin özellikleri üzerinden kendinizi iyi, kötü, üstün, aşağıda kıyaslamalar üzerinden olumlu veya olumsuz görebilirsiniz. Bu insanın kendiyle özdeşleşme durumunun en yüzeysel, en ilkel, en çocuksu diyelim aynı zamanda yönüdür. Ve insan çok kısa bir zamanda bu illüzyondan çıkmalıdır. Aslında genel olarak insanın örtünmesi, hangi sınırlar içinde olursa olsun, farklı geleneklere göre değişse de, aslında insanın örtünmesi bu beden illüzyonundan ve bedenle özdeşleşme eğilimimizden bizi koruması için verilmiş bir mesajdır. Yani kendini bedenle özdeşleştirmemeye dayalı olarak bize verilmiş çok önemli ve çok değerli bir şeydir. Mesela ne yazık ki günümüzde tırnak içinde vücut geliştirme, işte güzellik salonları vesaire üzerinden tam tersi bir hikayenin içine düşürülüyoruz. Tam tersi bir şekilde herkes bedenine fokuslandırılmaya çalışılıyor. Hatta öyle insanlar görüyorum. Yani ne zaman bir arkadaşıyla karşılaşsa ya zayıflamış mısın, şişmanlamış mısın, 10 gram vermişsin, 50 gram almışsın gibi böyle saçma sapan demeyeyim ama çok ilkel diyebileceğimiz bir düşünüşe mahkum oluyorlar. Yani sürekli bedene odaklı, bedene fokuslanmış bir zihin yapısına mahkum ediliyoruz. Bu aslında insanın hani ne diyelim, insanın gerçekten kendisine verilmiş olan potansiyelin 100.000'de birine hapsedilmesi gibi bir şeydir. Bakın hayvanlarda bile bu yoktur. Ama insanda bunun olma potansiyeli vardır. Neden? Çünkü insan her şeye ben diyebiliyor. Her şey ben olarak tanımlanabiliyor. Ben olarak tanımlayabileceğiniz şeylerin sınırı yoktur. Mesela kendinizi araba olarak bile tanımlayabilirsiniz. Hani ilk başta size garip gelebilir ama bazı insanlar vardır. Yani arabayla özdeşleşir. Araba onun her şeyidir. Arabasına en ufak bir çizik gelmesi, arabasının
herhangi bir kazaya maruz kalması, arabasını kaybetmesi onun için varoluşsal bir kayıptır. Çünkü varlık illüzyonu, varlık yanılsaması kendini o arabada gösterir. Ve kişi kendini o zanneder. Mesela bunu çocukken farklı şeylerde görürüz ama o çocukta bu çabuk geçer. Mesela çocuğa yeni bir oyuncak alırsınız, o oyuncağını çok sever. Hatta bazı çocuklar vardır mesela, o oyuncakla uyurlar. O oyuncak hep böyle yanı başlarında olmalıdır falan. Oyuncakla bir özdeşim yaşar. Mesela oyuncağı kaybolsa kendi kaybolmuş gibi böyle bir kayıp duygusu içinde olur. Neden? Çünkü gerçek kendilik unutuluyor. Gerçek kendilik unutulunca onun adını, daha doğrusu o adı, yani ben algısını, kendilik algısını her yere yapıştırabiliyorsunuz. Milletinize yapıştırabilirsiniz. Biz şu millet olarak diye başlarsınız. Milliyetinizle övünebilirsiniz. Aşiretinizle, grubunuzla veya cinsiyetinizle, değil mi? İşte feminist olursunuz veya antifeminist olursunuz veya feminizme karşı erkeklerin de haklarını savunabilirsiniz. Bu sefer cinsiyet kimliğine, gene bir beden ve ona bağlı bir sosyolojik olguya kaptırırsınız kendinizi ve bir ömür boyu feminizm mücadelesi yaparsınız. Bu da aslında bedenle özdeşleşmenin, cinsiyet üzerinden bedenle özdeşleşmenin bir başka türüdür. O yüzden kutsal metin insana hitap eder. Kadın ve erkeğe hitap sınırlıdır. O da insanın tabii ki cinsiyetine ve ona bağlı sosyolojik yönüne işareten Kur'an, bazen işte ey kadınlar, ey erkekler diye hitapta bulunur. Kadın ve erkeklerin birbiriyle olan iletişimlerini ve ilişkilerini düzenlemeye dönük sınırlı bir ifadedir. Temel ifade insandır. O yüzden kendinizi bir insan olarak tanımlamak durumundasınız. Annenizin, babanızın, ilişkilerinizin bir sonucu olan bir varlık olarak değil. Çünkü bakın, bu da çok büyük bir illüzyondur. Çünkü bu da sizi hayatınızda bir ilişkiler yumağının parçası haline getirir. O ilişkiler yumağının bir parçasından ibaret olduğunuzu düşündürür. Hoş olmayan bir aile öykünüz varsa ömrünüz boyunca o hikayenin içinden çıkamazsınız. Çünkü benliğiniz size onun üzerinden bir hikaye sunmuştur. Anam öyle olsaydı, babam öyle olsaydı, şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı, bana böyle davranılsaydı, şöyle davranılsaydı diye bir hikaye üretmek durumunda kalırsınız. Hikayeyi değiştiremediğiniz için de değiştiremediğiniz bir kaderin mecburu olduğunuzu hissedip, bunu değiştirememenin acziyetini de hissederek ayrı bir hikaye üretirsiniz. Yani işte hani hoş olmayan bir aile öyküm var. O zaman bunu değiştirmek istiyorum ama değiştiremiyorum. O zaman kendimi daha da kötü hissediyorum. Çünkü değiştiremediğim bir hikayenin tırnak içinde sanki bir ürünüymüşüm gibi kendimi zannediyorum. Halbuki Allah seni bir ailenin ürünü olarak yaratmamıştır. Hatta aslında bunun hani bir yansıması da hepimizin aslında fiziksel olarak da anne babamızdan farklı olmamızdır, değil mi? Hani bedensel olarak da farklıyız. Anne babamızın ürünü değiliz aslında. Allah bedenimizi inşa ederken onları kullanmış. Sadece bu kadar. Bedeninizi inşa ederken, bakın sizi demiyorum, özellikle dikkat ediyorum. Bedeninizi inşa ederken
iki tane insanı kullanmış. O kadar. Siz yaratıcı tarafından birçok farklı niteliği kendinde barındıran bir bütünlüksünüz. O bütünlüğün farkına vararak kendinize bakmalısınız. Hayatta hiçbir zaman yaşadığınız herhangi bir olayın, bir ilişkinin, bir iletişimin, işte şöyle kardeşler içindeydim, böyle bir aile ortamındaydım, hiç anlaşılmadım, umursanmadım, dikkate alınmadım, başkası dikkate alındı gibi bir hikayenin asla kurbanı olmamalısınız. Geçen bir İrlandalı bir kadın şarkıcı vefat etti. Soyadı O'Connor'dı. Sinead O'Connor zannediyorum. Kadıncağız enegrama göre bir tip 4 büyük ihtimalle. Ve işte daha güzel bir kız kardeşi var. Kız kardeşine dair çok kötü hatıraları var. Neden? Çünkü sürekli döven bir anne var. Yani fiziksel şiddeti en ileri derecede uygulayan bir anne var. Ve sürekli kıyaslama yapıp kardeşi için işte bu benim güzel kızım, bu da benim çirkin kızım diye her ortamda bir ifade kullanan bir anne var. Şimdi bu tabii ki hani doğal, insani, fıtri bir tutum değil. Yani annenin bu yaptığı doğal bir şey değil. Ama bakın bir insan bu olayların ne diyelim atmosferinden ve illüzyonundan yani en kötü ihtimalle 18-20 yaşında çıkmalıdır yani. Biz tabii ki şu an hepimiz herhalde daha büyüğüz. Hani çıkmak durumundayız. Çıkmadığımız zaman ne oluyor peki? Mesela kadıncağız 57 yaşında öldü ve yıllarca mesela saçını hiç uzatmamış bir kadın. Sürekli saçını kesmiş. Çünkü o saçı üzerinden kıyaslanan bir benlik tarafından sürekli mutsuz edilen biri. Kendini mutsuz hisseden biri. Ama aslında dikkat edin. O hikayeden ve o illüzyondan yani 18-20 yaşına kadar veya o yaşlara geldiğinde çıkabilmen gerekir. Ama eğer oradan çıkamazsan değiştiremediğin bir hikayenin aciz ve öfkeli bir mağduru olursun. Mesela hep ben kıyaslandım dersin. Ne yapmış olursun? Ben bilinci kıyaslanan bir nesneye dönüşür. Peki insan şunu kendine sormalı değil mi? Ben neyim? Ben neyim? Güzel bir kız mıyım? Çirkin bir kız mıyım? İşte kız kardeşi güzel olan, kendisi çirkin olan bir kız kardeş miyim? Bakın hep hatırlatıyorum. Din nedir? Din insanı hakiki kaynağına refere eden bir sistemdir. Benlik, ister buna Latince ego diyelim, ister Türkçe ben diyelim, ister Arapça nefs diyelim. Bu nedir diye sorduğumuzda hakiki bir din bize şunu ifade eder. Sen yaratıcıya ait, ona bağlı, ondan kaynaklanan ve ona ait olan bir varlıksın. Bakın bunun özgürleştirici mesajını insan gerçekten anladığında dinin de ne demek olduğunu o zaman anlamış olur. Yoksa din
seni sınırlayan bir kurallar hikayesine dönebilir. İşte şu günah, şu sevap, şunu yap, bunu yapma hikayesine döner. Halbuki din seni özgürleştirir. Niçin peygamber geldiğinde La ilahe illallah deyin, özgürleşin demiştir, kurtulun demiştir? Çünkü sen yaratan dışında hiçbir şeyle tanımlanmayan bir varlıksın. O ailen, ailenin içinde yaşadığın olaylar, ister olumlu ister olumsuz. Ailede sadece olumsuz olaylar yaşıyoruz anlamına da gelmesin. Ne yaşarsan yaşa, ilişkilerinde ne olursa olsun, sen hiçbiriyle kendini tanımlama. Peki o yaşadıkların ne olacak? Onlar nedir? Onlar senin bu dünyadaki, hayattaki deneyimlerindir, şahitliklerindir, başından geçen durumlardır. Senin öz varlığını değiştirmeyen bir şey ama. Çünkü bakın, biz olayları yaşarken birçok sahte benlik de oluşmaya başlıyor. Ve o sahte benlikler üzerinden kendimizi tanımlıyoruz. Ve ne diyoruz? Ama yaşadığım travmalar ne olacak? Yaşadığım acılar ne olacak? Halbuki yaşadığım bütün bu şeyler geçmişte kalmış duygu ve düşünce kalıplarıdır. Aslında şu an bir şey yok. Ama şu an kendini özdeşleştirdiğin duygular var. Mesela 3-5 yaşında bir korku yaşamışsındır. Kendini yalnız bırakılmış hissetmişsindir. Ve ömür boyu o yalnız bırakılmışlık duygusuyla kendini tanımlarsın. Ve ölünceye kadar, hatta ölüm bile senin o korkunun bir yansıması olarak ölüme de yansıtılır. Çünkü ölüm de aslında yapayalnız kalacağın bir şeydir. Halbuki sen 3-5 yaşında yaşadığın bir yalnızlık korkusu yüzünden bir ömür boyu kendini yalnız kalmamak isteyen, yalnız kalmamaya çalışan, yalnızlık korkusu duyan bir kişiye dönüştürmüşsündür. Bakın bu ve bunun gibi birçok benlik halimiz vardır. Ve özgürleşmemiz gereken şey bunlardır. Veya çocukluğunda bir can sıkıntısı yaşamışsındır. O can sıkıntısı sana sürekli canın sıkılmasın diye sürekli yeni şeyler bulmalıyım. Sürekli yeni şeyler olmalı. Bir şey monotonsa can sıkıcıdır. Can sıkıcıysa bu çok berbattır. Bunlar aslında arkadaşlar gerçek kendimizin unutulması neticesinde duyguların, düşüncelerin ve davranış kalıplarının kendimiz haline gelmiş durumudur. Bunu bir bilge şöyle bir metaforla ifade eder. Sonsuz gökyüzünü düşünün. O sonsuz gökyüzünü kaplamış bir kalın bir bulut kümesi hayal edin. Hani bazı ülkeler vardır, İngiltere gibi sürekli yağmur yağar. Hani mavi gökyüzünü çok az görürsün. Bulutlar vardır, hafif bir bulutlar azalır, şöyle bir mavilik çıkar. Ama sen o maviliği de bulutlar gibi bir değişen bir şey zannedersin. Halbuki o uzayın sonsuzluğudur aslında. Tabii ki uzay mavi değil, o ayrı bir konu da. Konumuz mavilik değil. Uzay. Uzay ve bulutlar. Şimdi uzayın o sonsuzluğunu unuttuğumuzda neye odaklanıyor zihnimiz? Bulutlara odaklanıyor. Bulutlara odaklandığında ne tür bulutlar var? İşte mavi, beyaz bulutlar var, kapkara bulutlar var. İşte böyle tatlı tatlı hareket eden esintiyle
güzel bir şekilde hareket eden bulutlar var. Kat kat kararmış bulutlar var vesaire, birçok bulut çeşidi görürsün. Bir de ara sıra o bulutların arasından gökyüzünün maviliğini görürsün. Ve zihni şöyle hareket eder. Hani gökyüzü bulutlarla dolu, ara sıra da böyle daha sonsuz gibi gözüken ufak tefek bir aralıktan gözlemleyebildiğin bir uçsuz bucaksız alan vardır. Ama senin görüş alanını en çok işgal eden nedir? Bulutlardır. Şimdi psikolojik düzeyde de biz buna benziyoruz. Ruhsal boyutumuzu unuttuğumuz için o ruhsal boyut bizim gerçek zeminimiz olarak hatırlanmıyor artık. Biz neyi hatırlıyoruz kendini? Bir kendine bir baksana dediğimizde neyi hatırlıyoruz? Mutlu anların, mutsuz anların, kendini cesur hissettiğin anlar, korkak hissettiğin anlar, sevildiğin anlar, sevilmediğin anlar, istediğini yapabildiğin zamanlar, istediğini yapamadığın zamanlar vesaire, değil mi? Yani gökyüzüne baktığımızda hep bulutları sayıyoruz. Hayatımızın çok nadir anlarında da böyle bir rahatlık, bir huzur hissetmişizdir ama o çok zayıftır. Halbuki gerçek varlık, gerçek zemin, hakiki kendilik o sonsuzluktur. Yani aslında özümüzün mutsuzluk diye bir alanı yoktur. Yani öz mutsuz olamaz. Özde böyle bir durum söz konusu değildir. Yani biz aslında mutsuz olamayacak varlıklarız. Ama ne hale gelmişiz? Mutlu olmakta zorlanan insanlar haline gelmişiz. Bakın, mutsuz olamayacak bir varlık, mutlu olmak için arayışa giren ve mutlu nasıl mutlu olabilirim diyen bir varlığa dönüşmüş. Bu aslında çok trajik bir şeydir. Peki nasıl olmuş bu? İşte düşüncelerin, duyguların kendimiz haline gelmesi. Mesela geçen bir arkadaş dedi ki, böyle çok bunalıyorum, bu durumlarda ne yapabilirim? Dedim, bunalımı gözlemle ve bunun tadını çıkar. Bunu gözlemle ama, bak, kendi parçan olarak değil. Mesela düşünün, sonsuz uzayın bir parçası mıdır bulut? Değildir. Ama uzayda dolanır, değil mi? Yeryüzü atmosferinde dolanır. Ama uzayın bir parçası değildir. Hatta geçen biraz aklı başında bazı fizikçileri dinlerken bir fizikçi dedi ki, ya dedi, biz fizikçiyiz ama dedi, biz hani en iyi ihtimalle varlığın %5'ini inceliyoruz. Şimdi bunu fizik bölümünü seçen öğrencilere söylesek bizimle dalga geçerler ilk önce. Ama gerçek bu. Çünkü biz onun ifadesine göre işte hani algılayamadığımız, izini tespit edemediğimiz, kullandığımız aletlerin ne diyelim algı alanına girmeyen en az %70 bir karanlık enerji, en az %25 bir karanlık madde var ama biz bununla ilgili hiçbir şeye sahip değiliz. Ve dolayısıyla dedi, biz aslında %5'le, en iyi ihtimalle %5'le uğraşıyoruz. Hakikaten bilimsel açıdan baktığınız zaman bu çok doğrudur. Belki daha ilerleyen dönemde bu %5 belki %1'e, 2'ye falan da düşebilir yani. Bizim bu kadar gördüğümüz şeyler, yani sadece dünyadaki nesneleri kastetmiyor. Bütün gözlemlenebilir veya hani sadece gözle de gözlemlenmesi değil. Radyo dalgalarıyla izleri tespit edilebilen sınırı belirsiz yıldız
kümeleri ve alemleri kastediyor adam. Bütün bunlar diyor, bütün bu şeyler aslında en iyimser ihtimalle %5'tir diyor. Biz diyor %95 ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Çünkü bunu ölçecek bir şeyimiz yok. Yani. Bunu dinlerken aslında insanı düşündüm. Yani biz de neyle uğraşıyoruz? Milletim, ailem, atalarım, çekirdek ailem, kardeşlerim, kardeşlerimle ne yaşadığım. Hatta bırakın bu kadar geniş bir şeyi, bazen bir olay yaşamış oluyoruz hayatımızda. Diyelim ki böyle birileri bizi küçümsemiş veya işte herkes çocuğuna bayramlık almış ama bana alınmamış veya ailem maddi olarak iyi durumda olmadığı için bize alınmamış ve ben orada büyük bir değersizlik, eksiklik duygusu hissetmişim. Bu ömür boyu beni esir edebilir. Veya kim beni gerçekten seviyor? Mesela bu da çok güzel bir illüzyondur. Mesela kim beni karşılıksız seviyor? Veya kim beni ben olarak seviyor? Ben böyle arkadaşlara diyorum ki, sen kendini bil ve bul. Yemin ediyorum ben seni seveceğim. Ve seni sen olarak seveceğim. Ama şu soruyu hiç kimse sormuyor. Ya ben neyim ki biri beni ben olarak sevsin yani? Bu soruyu sorsak aslında çok daha güzel bir yolculuk yapacağız. Yani farz et ki biri seni sen olarak sevdi yani. Tırnak içinde ne kastediliyor? Günahlarımla, sevaplarımla, artılarımla, eksilerimle koşulsuz sevsin. Tamam, sevsin de ne olacak yani? Oradan nereye gideceğiz acaba? Hiç düşünüyor musun? Çünkü bakın bazen bulamadığınız bir şey ömür boyu peşinde koştuğunuz bir şeye dönüşebilir. Bir insanın yanılsamasının en trajik noktalarından biridir. Ömür boyu bulamadığınız bir şey ömür boyu aradığınız bir şeye dönüşebilir. Mesela bazı insanlar hayatları boyunca bir ev peşindedir. Bir ev alamamıştır. Bazı insanlar hayatları boyunca bir araba peşindedir. Bazı insanlar hayatları boyunca işte bir kitap yazma peşindedir. Ben bazı insanlar görüyorum işte bir kitap yazmış, ya bunu yayınlayamıyorum. Ya diyorum basit diyorum, bak şu kadar para çok büyük bir şey de değil, yayınlıyoruz yani. Ne oluyor? Emin olun hiçbir şey olmuyor. Ama o insan ömür boyu o kitabı yayınlayamama durumunda olsa, yani kendince imkan bulamasa, emin olun ömür boyu o kitabı yayınlamayı böyle çok önemli, çok kıymetli, kendisini tamamlayacak, onu böyle kendisine yaklaştıracak bir şey gibi görebilir. O tuzağa düşebilir. İşte o yüzden kutsal metin bize cennetteki halimizi hatırlatır ve şeytanın bu konudaki aldatmaları noktasında bizi uyarır. Hani geçen böyle bir tartışma oldu. İşte şeytana Batı literatüründe veya bazı mitolojilerde Lucifer denir. İşte ışığı getiren kişi. Evet, o ışığı getiriyor. Ama o sönük bir ışık, aldatıcı bir ışık. Sizi kandıran bir ışık. Hani ateş böcekleri gibi bir ışık yani. Yanıp sönen ama gerçek kaynağıyla bağlantısı olmayan sahte bir ışık. Zaten o ışık aldatıcı bir şey olduğu için bütün kutsal metinler bize bir hatırlatmada bulunur. Mesela düşünün, şu anda arzu ettiğiniz şeyleri size sağlayacak olan bir kişi sizin gözünüzde bir kahramandır, değil mi? Mesela diyelim ki en büyük idealiniz ne olabilir? Neyse, kendiniz bunu düşünün. Yani idealize ettiğiniz şey, ya şunu yaşayabilirsem, şu olursa
tamam olacak yani, bir şeyler iyi olacak dediğiniz ne varsa hepsi sahtedir. Ama bunları size getireceğini söyleyen biri sizin kahramanınız olur. İşte Lucifer dedikleri, yani ışığı getiren budur. Ha, burada hani böyle dışarıda bir şeytan gibi bir düşman belleyip onunla kavga etmenize gerek yok. Çünkü buna neden olan şey sizin içinizdeki arzu ve beklentidir. Anlatabildim mi? Hani eskiden ben hatırlarım, Beyazıtlı Alev'de çalışırken bundan 40 sene evvel, böyle özellikle cumartesi günleri haftalığını alan ve hep böyle büyük hayalleri olan işçiler, çıraklar olurdu. Haftalığını almıştır. Böyle dikkatimi çekerdi. İşte taşı bul, parayı al. İşte şu taşı bul, parayı al diye. Böyle oyunlar oynardı. Herkesi de haftalığını yarısına en azından götürürlerdi. Peki neden insanlar oraya yöneliyordu? Çünkü beklentileri vardı. Çünkü arzuları vardı. O yüzden neyi arzu ederseniz, ama bakın buradaki arzuyu kasteder.